Açık yok, tam aksine fazlalık var dedi Sayın Cumhurbaşkanı. Kesinlikle yanlış. Yani yanlış muhasebe. Ben size rakamları söyleyeyim. Sayıştay 2019 Sayıştay rakamlarına göre 138 bin eksik vardı. 40 bin de fazla vardı. Fazla şöyle oluyor, norm fazlası. Yani işte bir polisin veya savcının eşi kendisini ne bileyim işte Diyarbakır'dan Ankara'ya aldırıyor. Ama Ankara'da o öğretmenin alanında hoca ihtiyacı yok. Dolayısıyla o hocadan faydalanamıyoruz. Buna fazla deniyor. Fazla denilen bu. 138 bin eksik, 40 bin fazla vardı. 60 bin atama yapıldı. 87 bin açık kaldı hala. Bakın 470 bin kişi 2020'de KPSS sınavına kaydoldu. 440 bin kişi girdi. Oradan 60 bin atama yapıldı. Ama 380 bin kişi şu anda işsiz. KPSS'ye girenlerden. Mustafa Safran'ın söylemine göre 700 bin olabilir bu rakam diyor. Herkes KPSS'ye girmedi diyor ve bu rakamın 2023'te 1 milyona çıkmasından korkuluyor. Burada atamaların eksik yapılması olduğu kadar, yani neden ücretli öğretmen kullanıyoruz, paramız mı yok? Neden atamıyoruz öğretmenleri? Bal gibi açık var, nokta. İkinci problem, eğitim fakültelerinin kontenjanları. Madem bu kadar fazlan var, niye hala her sene 40 bin kişiye hayal satıyorsun? Acilen eğitim fakültelerinin kontenjanlarının aşağı çekilmesi lazım. Ve bu... Niye çekilmiyor hocam? O zaman iktisat fakültesi için de aynı şey geçiyor. Bütün bölümler için aynı şey. İktisat, siyaset bilimi, tarih, ilahiyat, bunların hepsinde ya, aşırı üretim var. Ama eğitimdeki, hocam eğitimdeki beni şöyle mezunu... rahatsız ediyor. Üreten de aynı kurum, devlet. Tüketen de Akif aynı Bey. Kurum. Yani istihdamı sağlaması gereken de aynı kurum. Ya sen kendi istihdam planlamanı yapamıyorsan ülkenin geri kalanında istihdam planlamasını tabii yapamazsın. Ekonomide, siyasette niye fazla var diye sorma hakkımız yok. Önce eğitimi düzeltsinler. Ama düzeltemiyorlar işte. Ama işte bu sisteme dönersek, şimdi bakın Almanya örneğini hiç konuşmadık ama belki burada gündeme getirmemiz lazım. Almanya'da üniversite önünde yığılma çok az. Bizdeki kadar ve Avrupa'daki ve Amerika'daki kadar da değil. Neden? Çünkü 12-13 yani ilkokul sonrası dönemde ayrışma başlıyor. 3 tane ayrı okula getiriyor. Bir üniversiteye gidecek olanların hizası belirleniyor. 3'te 1 oranında diyelim, kabaca rakamlar yok bende. Belki bunu Türkiye'de denenebilir ama onun da tabii dezavantajları var. Bir kere üniversite önündeki yığılmayı azaltmamız mesleki lazım. Eğitime, mesleki eğitime önem vererek erken yaşta. Da bir ara yapılmaya çalışıldı. Ya yapıldı ama şimdi bakın prestijini olmadı. Düşük tutarsanız evet. Gitmez ki çocuk. Evet. Niye gitsin? Yani bakın Kanada'da meslek lisesi diye bir şey yok. Lisenin içinde mesleki eğitim var. Dolayısıyla çocukları böyle bir stigmaya, travmaya tutmuyorsunuz. Aynı lise programının içinden geliyorlar. Ama istiyorsa kuaförlük veya araba tamirciliği dersleri alıyor. Mesela biz neden her öğrenciyi aynı müfredattan geçiriyoruz? Neden herkesin aynı seviyede matematik bilmesi gerekiyor? Bu çocuk eğer siyaset bilimi okuyacaksa, mesela Kanada'da 3. sınıf matematiği, son sınıf matematiğini okumak zorunda değil herkes. Diploma sınavında lise 2 matematiğinden soruluyor. 1 ve 2'den soruluyor sadece. Çünkü liseyi bitirmek ayrı, üniversiteye girmek ayrı. Sen mühendislik okumak istiyorsan, 3'te ve 4'te matematik almaya devam etmek zorundasın. Bunu da biliyorsun. Ama araba tamircisi olacaksan lise 2, bu arada çok iyi bir meslek Kanada'da. Araba tamircisi, kuaför çıraklığı. Lise 2 matematiği yeterli. Ayrıca matematik derslerinin de 3 farklı seviyesi var. 1, 2, 3. Herkes seviye belirleme sınavından sonra öğrenciler bu seviyelere göre sıralandırılıyor. Ve seviyeler arasında geçirgenlik var. Başarılıysan 2'den 1'e çıkabiliyorsun. Başarısızsan birden 2'ye, 3'e düşebiliyorsun. Ama hangisini bitirirsen bitir, diploma sınavına girebiliyorsun yine. Biz herkese aynı müfredatı uygulamaya çalışarak imkansızın peşinde koşuyoruz zaten. Neleri nasıl düzelteceğiz?